merhaba. Sıradaki konumuz kalın kenarlı mercekler. Her zamanki gibi önce özel ışınlara bakacağız. Sonra bu ışınlarla görüntü çizeceğiz. Görüntü özelliklerini simülasyonlar ve deney üzerinden tartışacağız. Soru çözeceğiz ve videoyu bitireceğiz. Özel ışınlara geçmeden önce küresel aynalarda da ince kenarlı mercekte de aynı ışınlardan bahsettik. Aynı ışınlar burada da geçerli. Şurada köşede bunu yazalım. Orada dursun. Onun üzerinden tartışalım. Paralel gelen ışın odak durumu vardı. Işını biraz daha yaklaştırdığımızda 3F, 1.5F durumu vardı. Bir Biraz daha yaklaştırdığımızda merkez merkez durumu vardı. Biraz daha yaklaştırdığımızda bir buçuk f 3 f durumu vardı. Zaten şu arkadaşın tam tersi ışık tersinebilir biliyorsunuz. Biraz daha yaklaşırsak odak paralel durumu vardı. Bu sefer de en baştakinin tersini elde ettik. Biraz daha yaklaşırsak istisna durumumuzu elde ediyorduk. F bölü 2 f durumunu elde ediyorduk. Şu bilgiyi öncelikle hatırlamalıyız. İnce kenarlı mercekler ışığı toplarken asal eksene yaklaştırırken kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtırlar. Asal eksenden uzaklaştırırlar. Bu bilgi çerçevesinde özellikleri inceleyeceğiz. Paralel gelen ışın odak ilişkisi var. Kalın kenarlı mercek ışığı dağıtacak. Şu asal eksene gördüğünüz gibi paralel gelen ışınımız uzantısı odak olacak şekilde kırılır gider. orijinal rotası bu arkadaş iken kalın kenarlı mercek seni dağıtacağı için asal eksenden uzaklaştıracağı için uzantın odak olacak şekilde bu şekilde yoluna devam etmen gerekir. Kalın kenarlı merceğin bazı durumlarıyla tümsek aynayı benzetebilirsiniz demiştim. Önceki derste de ince kenarlı ile çukuru benzetebilirsiniz demiştim. Tümsek ayna deyince aklımıza hep ışınların uzantıları geliyordu. Kalın kenarlı mercekte de hep uzantı mevzusu var. Işığın kendisi odaktan geçmiyor. Uzantısı odaktan geçiyor. İkinci kuralımıza geçelim. 3F 1.5F kuralına geçelim. Bu 3F ışınını ince kenarlı mercekteki gibi asal eksende 3F'den gelen ışın diye çizmeyeceksiniz gençler. Böyle çizersek ne olur? Işığın böyle geldiğini ben hayal edersem şu bunu elde ederim. Bu ışınımın orijinal rotası böyle gidiyor. Kalın kenarlı mercek beni dağıtır. Asal eksenden daha da uzağa gönderir. Dolayısıyla bu şekilde falan çizmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu ışığın uzantısı odakla mercek arasında bir yere denk geliyor. Buradaki herhangi bildiğim bir özel ışına benzemiyor. E peki burada 3F 1.5F neyi kastediyor? 3F 1.5F şunu kastediyor. Kalın kenarlı mercekte 3F'e doğru gelen ışın sanki 3 fi hedefleyen ışın gibi düşünebilirsiniz uzantısı 1,5 f olacak şekilde bu şekilde kırılır diyebiliriz gençler. Bunun uzantısı 1,5 f'ten geçecek. Yine uzantı devreye girecek. Bu gelen ışının orijinal rotası böyleyken ne oldu? Kalın kenarlı mercek beni dağıttı, çok daha uzaktan gönderdi. Gelelim merkez merkez kuralına. Merceklerde merkez yok biliyorsunuz. 2f dediğimiz nokta var. 2f'e doğru gelen ışın uzantısı 2f olacak şekilde kırılır diyebiliriz. Yine uzantı mevzusu var. Yine orijinal rotamızdan sapma durumu var. Orijinal rota buyken mercek beni dağıtıyor. Asal eksenden uzaklaştırıyor. Tekrar söylüyorum ışığımızı biz 2F'den göndermiyoruz. 2F 2F kuralında. 2F'i hedefleyerek gönderiyoruz. Böyle gönderseydik orijinal rotamız bu olacaktı. Böyle gidemeyiz. Kalın kenarlı mercek bizi dağıtacak. Asal eksenden daha çok uzaklaştıracak. Yine böyle gideceğiz. Uzantı odakla mercek arasında bir yere denk gelecek. Bizim herhangi bir özel ışınımıza karşılık gelmeyecek. 1.5 f 3 f kuralı söylememe gerek yok artık. Burada 1.5 f'i hedefleyen ışınımız uzantısı 3 f olacak şekilde gidecek. Odak paralel kuralı nedir? Odağa doğru gelen ışın orijinal rotasından uzaklaşarak asal eksenden uzaklaşarak kırılacaktır. Dolayısıyla paralel yoluna devam edecektir diyebiliriz. Şu arkadaşın tersi yani paralel gelip uzantı odak olacak şekilde gidiyorsam tersten düşünde odağa doğru geliyorsam yoluma paralel devam ederim diyebilirim. Şimdi gelelim istisna duruma. F' bölü 2 f durumuna burada gönderdiğim hiçbir ışın gördüğünüz gibi asal ekseni kesmiyordu. Kestiği zaman ne olacağını ben size söyledim. Hepsinin uzantısı şu aradan çıktı. Örneğin 2f 2f kuralında 2f'i hedefleyerek gelen ışının uzantısı 2f olacak şekilde kırılıyor. Buradan 2f'ten gelen ışını çizseydim yani asal ekseni kesen bir ışın çizseydim az önce de söylediğim gibi orijinal rotamda gidemem. Asal eksenden uzaklaşarak dağılarak kırılmam lazım uzantı şurada odakla mercek arasında bir yere denk gelecek şekilde kırılıyordu. F bölü 2 F kuralı da aslına bakarsanız bunun aynısı gençler. Şuraya F bölü 2 dersem gençler asal ekseni kesecek şekilde F'ten gönderdiğim ışın orijinal rotası bu iken öyle gidemeyecek ne olacak? Dağılacak. Asal eksenden uzaklaşacak. Bu arkadaşın uzantısı F bölü 2'den geçecek. Dolayısıyla aslına bakarsanız hep aynı şeyi yapıyorum. orijinal rotasına göre asal eksenden uzaklaştırarak kırıyorum. Son özel ışınımız optik merkez biliyorsunuz. Ince kenarlı mercekte de aynı şey vardı. Optik merkeze gelen ışın yani asal eksenle merceğin kesiştiği noktaya gelen ışın doğrultusuna aynen devam eder. Merceğe dik geliyormuş, dik çıkıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir çağrışım yapabilirsiniz de demiştim. Şimdi gelelim görüntü ve özelliklerine. Kalın kenarlı merceğin görüntüsü çok basit. Aynı tümsek aynadaki görüntünün çok basit olması gibi. Çukur aynada görüntü biraz çetrefilliydi. Farklı yerlerde farklı özelliklere sahip görüntüler elde ediyorduk. Ama tümsek aynada hep aynı yerde, odakla ayna arasında sanal düz bir görüntü elde ediyorduk. İnce kenarlı mercekte aynı çukur ayna gibi çetrefilli görüntülerimiz vardı. 3 F'de ise 1.5 F'de, merkezde ise merkezde, odakta ise sonsuzda. Yani cismin her bulunduğu yer için farklı özellikle görüntüler elde ediyorduk. Farklı yerlerde elde ediyorduk. Kalın kenarlı mercek aynı tümsek ayna gibi gayet basit. Cisminiz nerede olursa olsun görüntünüz mercekle odak noktası arasında küçük ve düz oluşuyor. Neden? ispatlayalım? Görüntü bulmak için en az iki ışın çizmeniz lazım. Örneğin cismini sonsuzda çok 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 uzakta. Cismini sonsuzda olduğunda gönderdiğiniz ışınlar paralel. Böyle bir ışın çizersiniz. Uzantı odak olacak şekilde kırılır gider. Ne bileyim aşağıdan bir ışın çizersiniz. Uzantı odak olacak şekilde kırılır gider. Bunların uzantılarını birleştirdiğinizde odakta kesişirler. Işınların kendileri kesişmedi. Uzantıları kesişti. O yüzden buradaki görüntümüz sanal ve noktasaldır. Yani yine sonsuz odak ilişkisi. Bizim sonsuzdaki cismimizin görüntüsü çok 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 küçük noktasal kabul edebileceğimiz odakta oluşan bir görüntüdür gençler. Cismimizi biraz yaklaştırırsak, şu kırmızı cisim gibi düşünürsek ışınlar çizeceksiniz. Bir tane paralel çizdiniz ki kitap bunu çizmiş zaten. Yine uzantı odak olacak şekilde kırıldı gitti. Bir tane de optik merkeze çizerseniz optik merkezde kırılmadan yolunuza devam edersiniz. Bakın şu diğer tarafa geçen ışın bu da diğer tarafa geçen ışındı. Bu iki arkadaşlar arkadaşın kesişme ihtimali var mı? Hayır bu iki arkadaşın kesişme ihtimali yok. Ama bunların uzantıları gördüğünüz gibi şu noktada kesişiyorlar gençler. Bu iki ışının uzantıları burada kesiştiler. O zaman şu noktadan gönderdiğim ışınlar bu noktada bir görüntü oluşturdular. Cismim asal eksenden buraya çizilerek oluşturulduysa görüntüm de asal eksenden buraya çizilerek oluşturulur. Görüntü nasıl oluştu? Görüntü gençler bizim cismimizin boyuna göre daha küçük bir görüntü oluştu. Düz bir görüntü oluştu ve sanal bir görüntü oluştu. Şuraya koyduğum devasa bir göz bu ışını ve bu ışını algıladığında sanki bu noktadan geliyormuş gibi algılayacak. Hiçbir şeyin olmadığı yerde bir görüntü görecek. Yani sanal görüntü görecek. Bakın cisminiz yaklaşmaya devam ettikçe aslında bu özelliklerin hiçbiri değişmiyor. Hep aynı görüntü türleri çıkıyor. Örneğin bu sarı cisim olduğunu düşünelim. Şu ışın aynı ışın zaten. Onda bir değişiklik yok. Ne değişecek bu kırmızıya göre? Tabii ki optik merkeze gönderdiğim ışın değişecek. Ben bunu gönderirim. Bu sefer uzantılar nerede kesişir? Bu arkadaşın uzantısıyla bu arkadaşın uzantısı şurada kesişir. Görüntü buradaki sarı görüntü olur. Sadece boyu biraz daha büyüdü. Cismimiz biraz daha yaklaşsın. Şu mavi cisim olsun. Bu ışın aynı ışın aynı şekilde kırdım. Ne değişecek? Optik merkeze gönderdiğim ışın değişecek. Dolayısıyla uzantıların kesiştiği nokta değişecek değişecek. Görüntüm yine düz olacak. Yine sanal olacak. Ama biraz daha büyüdü. Demek ki cisim merceğe yaklaştıkça görüntümüzün boyu da büyüyor ve o da merceğe yaklaşıyor. Daha da yaklaştık. Mor cisim olduğumuzu düşünelim. Yine bu ışın aynı ışın. Onda bir değişiklik yok. Demek ki benim görüntüm hep bu hizada çıkacak. Optik merkeze daha dik bir ışın göndermeliyim artık. Çünkü daha yakındayım. Gördüğünüz gibi bu uzantıyla şu arkadaşın uzantısı burada kesiştiler ve şu mor görüntüyü oluşturdular. Yine küçük, yine düz, Yine sanal ama boyumuz biraz daha büyüdü çünkü cismimiz merceğe biraz daha yaklaştı. Gördüğünüz gibi kalın kenarlı mercek çok basit. Cismimiz hep düz çıkıyor, hep sanal çıkıyor, hep küçük çıkıyor. Bunu bir simülasyonda da görelim. Bakın odak uzaklığı 4 birim olan bir kalın kenarlı merceğin var burada. Yine benim cismimi sonsuza götürmeme izin vermiyor. O yüzden sonsuzdaki cismin görüntüsü odakta oluşuru gösteremiyorum ama şöyle bir şey yapabiliriz. Odak uzaklığını ben küçültürsem bu merceğin cismimizin mevcut konumun sonsuza yaklaşır diyebiliriz. Bakın 4 ken benim görüntüm buradaydı. Odak buradaydı odağı küçülttükçe görüntü ve odak birbirine yaklaşıyor. Çünkü cismim aynı yerde kalmasına rağmen odak uzaklığını küçülttüğüm için sanki cismim sonsuzdaymış gibi oluyor. Gördünüz mü? Neredeyse odak ve görüntüm üst üste bindi. Çünkü sonsuzdaki cismin görüntüsü odakta noktasal şeklinde oluşur. Şimdi biz daha net görebilmek adına odak uzaklığımızı tekrar 4 yapalım. Bakın cismim şu an 12 birim uzaklıkta. Aa hocam odağı da 4 demiştiniz. O zaman bu adam 3 eftedir. Görüntü de 1,5 eftedir. Yani şurada bir yerde oluşur. Hayır burada o kurallar işe yaramaz. Onu ince kenarlı mercekte kullanabiliriz. Ama kalın kenarlı mercekte bunu kullanamayız gençler. Çünkü bizim o 3F, 1.5F ışınları az önce çizerken de size söyledim. Bu asal eksenleri kesip kesip gelmiyor. Hep uzantılar geliyor. Hep hedefleyerek geliyor. O yüzden görüntü bulurken cismim 3F'de ise görüntüm de 1.5F'dedir. Cismim merkezde ise görüntüm de merkezdedir. Yani 2F'dedir. Kurallarını kalın kenarlı mercek için uygulayamazsınız. Kalın kenarlı merceğin bütün görüntüleri odak ve mercek arasında çıkacak. Cisminiz nerede olursa olsun. Herhangi bir yerde işte bakın Simülasyon bir tane paralel ışın göndermiş. Uzantı odak olacak şekilde kırmış götürmüş. Bir tane şuradaki odağı hedefleyerek ışın göndermiş. Bunu paralel kırmış. Uzantı böyle devam ediyor. Buradaki uzantı böyle geliyordu. Bir tane de optik merkeze göndermiş. Bu da böyle geçmiş gitmiş. Bunun uzantısını da şöyle çizdiğimde üçünün bu noktada kesiştiğini görüyoruz. Cismim 3 birimse görüntüm çok daha küçük, düz ve sanal uzantılar kesiştiği için oluştu. Az önce konuştuğumuz gibi. Az önce detaylı konuştuğum için her seferinde bunu söylemeyeceğim size Cismim yaklaştırdıkça görüntünün boyu büyüyor, büyüyor. O da merceğe yaklaşıyor. Cismim ve görüntüm aynı tarafta. Bu da sanal olduğunun bir göstergesi. Ve merceğin merkezine ulaşabilsek aslında cismim ve görüntüm çakışık hale geliyor. Gerçi artık burada bir görüntüden bahsetmek çok doğru değil ama böyle bir akıl yürütme yapabiliriz. Hızlandıralım, akılda kalıcı olsun. Cismim sonsuzda görüntüm odakta noktasal. Görüntüm orada doğuyormuş gibi düşünün. Cismimiz merceğe yaklaştıkça Görüntümüz de düz bir şekilde büyüyerek merceğe yaklaşıyor gençler. Evet şu an ekranda bir kalın kenarlı mercek görüyorsunuz. Çok belli değil ama ortası daha ince. Şu kenarları biraz daha kalın bir mercekten bahsediyoruz. Kalın kenarlı mercekte görüntüyü görebilmemiz için sanal görüntü olduğu için merceğe bakmamız gerekiyor. Hatırlarsanız ince kenarlı merceğin deneyini yaparken hep perdeye düşürmüştük görüntüleri. Çünkü gerçek görüntüler perdeye düşürülerek görülebilir ama sanal görüntüler perdeye düşürülerek görülemezler. Sanal görüntüyü görebilmeniz için o optik araca bakmanız gerekir. Onun aracılığıyla görmeniz gerekir. Çünkü sanal görüntü olmayan bir şeyi perde üzerine düşüremezsiniz. O optik ilizyonu görebilmek için ilizyonu yapan araca yani merceğe bakmanız gerekiyor. Evet şimdi bu merceği evin içinde dolaştıracak ve cisimlerin nasıl göründüğüne bakacağız gençler. Bakın aslında şu an görmeye başladık. Şu an aslında her şeyi küçültmeye başladı. Çünkü kalın kenarlı mercek küçük görüntüler oluşturur. Ters durum yoktur. Her zaman düz ve küçük görüntüler oluşturur. Büyüteçin tersine cisimleri küçültür diyebiliriz. Kalın kenarlı merceğe bakıyorum. Daha küçük boyutlarda görüyorum. Dikkat ederseniz şu kısımlarıyla kıyaslarsanız daha küçük bir süs görüyoruz burada. Veya daha uzakta bir noktayı gösterecek, daha net algılayacaksınız şimdi. Bakın gençler, şu duvarda bir tablo görüyorsunuz. Bu tablonun boyutlarına, gerçek boyutlarına dikkat edin. Birazdan merceği onun önüne getirdiğinde, yani o tabloya mercekle baktığımızda küçük düz ve sanal bir görüntü görmemiz gerekiyor eğer anlattıklarımız doğruysa. Evet gördüğünüz gibi görüntümüz gayet küçük gözüküyor. Çünkü dediğim gibi büyütecin tersine kalın kenarlı mercekler cisimleri küçültürler, daha ufak görmenizi sağlarlar. Şimdi az önce bahsettiğim sanal görüntüleri perde üzerine düşüremezsinizi bir defa daha göreceğiz burada. Kalın kenarlı mercek kullanarak perde üzerinde görüntü oluşturamazsınız. Bunu test etmeye çalışacağız. Şurada beyaz bir kağıt var. Dışarıda bir pencere var. O pencereyi görmeye çalışacağız. Şu an merceğin üzerinde bir parıltı var. Pencerenin parıltısı var ama bu yansıma. Benim kastettiğim merceğin üzerindeki bu yansıma değil. Kağıt üzerindeki görüntü. Bunu istediği kadar yaklaştırsın uzaklaştırsın. Şu an bu kağıdın üzerinde pencere görüntüsünü göremezsiniz gençler dediğim gibi bu şu an yansıma ondan bahsetmiyoruz Kalın kenarlı mercek sanal görüntü oluşturduğu için perde üzerinde düşürülemez o merceğe bakmanız gerekir. Şimdi eline ince kenarlı bir mercek aldı. Biz ince kenarlı merceği önceki dersimizde halletmiştik aslına bakarsanız. İnce kenarlı mercekler uzaktaki cisimleri yani 2F'in ötesindeki cisimleri 3F'teki bir cismi düşünebilirsiniz. 1.5F'te yani odakla merkez arasında bir yerde oluşturuyordu hatırlarsanız. Ve ters oluşturuyordu ve gerçek oluşturuyordu. Dolayısıyla bunun deneyini göreceksiniz. Perde üzerinde dışarıdaki pencerenin görüntüsünü oluşturabilir diyorsunuz çünkü gerçek bir görüntü. Perde üzerine düşüp buradaki ışınlar hakikaten buraya gelip yansıyıp benim gözüme gelebiliyor, burada kameraya gelebiliyor ve ben görüntüyü perde üzerinde görebiliyorum. Ters olma durumu da enteresan. Görüntüye baktığımızda üst tarafın böyle koyu renk, yeşilimsi bir renk olduğunu görüyoruz. Alt tarafların parlak böyle mavimsi bir renk olduğunu görüyoruz. Aslında o pencerenin yani cismimiz burada pencere, bu da onun görüntüsü, ters görüntüsü. Çünkü pencerede üst taraf aslında gökyüzü. Şimdi hakikaten pencere tarafına baktığımızda daha net anlayacak ne demek istediğimi. 3 f'teki bir cismi şu an daha yakında 1.5 f'te daha küçük görüyoruz. Gördüğünüz gibi üst taraf gökyüzü, alt taraf yeşillik diyebiliriz. Görüntüyü ters çeviriyor. Şimdi gelelim kazanımlarda yer alan merceklerin kullanım alanlarına. TYT konusu olduğu için bu bizim için önem teşkil ediyor gençler. Günlük hayatla ilgili her şey sizin için önem teşkil ediyor. Çünkü TYT sınavı bunu önemseyen bir sınav. Merceklerin en çok kullanıldığı yerlerin başında gözlükler ve lensler geliyor. Çünkü her bir gözlük ya da her bir kontak lens birer mercektir. Işığı kırıp ona hükmedip işimize yarar hale getirdiğimiz sistemlerdir. İnsanların sahip olduğu en temel iki göz kusuru var biliyorsunuz. Biri miyopluk, diğeri hipermetropluk. Bunlar en çok görülenler. Miyop göz kusuru uzağı görememe demektir. Eğer miyopsanız sınıfta hep ön sıralara oturmak istersiniz tahtayı görebilmek için. Çünkü arkadan uzaktan tahtayı göremezsiniz. Hipermetrop ise bunun tam tersi. Eğer hipermetropsanız uzağı iyi görürsünüz ama yakınınızdaki cisimleri pek iyi göremezsiniz. Bu göz kusurları gözlüklerle, lenslerle düzeltiliyor. Yani merceklerle düzeltiliyor. Örneğin miyop gözü bir inceleyelim gençler. Normal göz nasıl görüyor? Normal gözün gençler burada bir merceği var. Tabi camdan ya da plastikten yapılma bir mercek değil. Yağdan, dokudan oluşan mercek görevi gören şeyler. Bu göz merceği ince kenarlı mercektir. Bütün canlıların göz mercekleri ince kenarlı mercektir. Işığı toplayıp kesiştirip görüntü oluşturma gerekiyor çünkü. Bizim beynimizin görüntüyü algılayabilmesi için gözün arkasında yer alan retina civarlarına bu görüntünün düşmesi gerekiyor. Şuradaki cismi, şu mumu gözün görebilmesi demek. Bundan gelen ışınların göz merceği yani ince kenarlı mercek tarafından kırılıp böyle güzel güzel şuraya düşürülmesiyle görüntüyü net bir şekilde biz görebiliyoruz. Eğer sizin gözünüz miyop bir gözse, buradaki ışınlar düşmesi gereken yere düşmüyorlar. Daha öne düşüyorlar. Bu niye olabilir? Bu gözünüzün yapısı böyle biraz geniş yani şuradaki aralık normalde bu olması gerekirken sizin gözünüz yapısal olarak daha uzundur. Dolayısıyla görüntünün düşmesi gereken yer arkada kalır. E sizin merceğiniz ışığı kırdığında buraya düşürecek. Yani sizin retinanıza düşmeyecek. O zaman görüntüyü net göremezsiniz. Çünkü şu ışınları devam ettirirseniz bunlar bu noktada toplandı. E ne oldu? Orada görüntü oluşturamadık. E yoluna devam etti. Bu arkadaş burada toplandı, yoluna devam etti. Bu arkadaş dümdüz geldi, yoluna devam etti. Bir nokta düşmesi gerekiyordu. Üç farklı nokta düştü. İşte bu görüntünün net olmama durumudur veya sizin göz merceğiniz ışığı olduğundan çok kırıyorsa yine öne düşürecektir ve görüntüyü net göremeyeceksiniz demektir. E ben bu kusuru nasıl çözeceğim? Öne düşen görüntüyü arkaya kaydırmalısınız. Yani ışığı dağıtmalısınız. Yakına gelmesin, daha uzağa gitsin istersiniz. Çünkü tekrar buraya düşürmek istiyorum. Bunun için burada gördüğünüz gibi biz kalın kenarlı mercek kullanırız. Çünkü buradan gelen ışın kalın kenarlı mercek tarafından dağıtılır, uzaklaştırılır. Buradan gelen ışın dağıtılır, uzaklaştırılır. Sonra mercek tarafından kırılır kırılır. Buradaki kalın kenarlı mercek biraz dağılmaya, uzaklaştırmaya vesile olduğu için bizim öne düşen görüntümüz arkaya gider ve düşmesini istediğimiz yere retinaya düşer ve görüntüyü net görürüz. Miyopluk kalın kenarlı mercekle düzeltilir gençler. Şimdi gelelim hipermetrop göz kusuruna. Hipermetrop göz kusuru da az önce söylediğim gibi uzağa net görüyorsunuz. Yakını pek iyi göremiyorsunuz. Bu niye öyle oluyor? Çünkü normal bir gözün yapısal özelliği gereği şu uzaklığın böyle bir değer olması gerekiyor. Eğer sizin gözünüzün o uzaklığı olması gerekenden küçükse yani böyle ortadan bastırılmış gibi ise gözünüz burası olması gerekenden kısaysa ve merceğiniz normal çalışıyorsa şimdi ne oldu? Retinanız önde kaldı. Görüntüyü algılayan sistem burada kaldı ama siz ışığı kırdınız. O arkada kaldı. Dolayısıyla arka arkada kesişen ışınlar net bir görüntü oluşturmayacaklardır. E ne olması lazım? Arkaya düşen şeyin öne gelmesi lazım. Benim görme merkezime gelmesi lazım. Bunu nasıl yaparım? Biraz daha yakına getirmem gerekiyor. Bunu ışığı toplayan, yakınlaştıran ince kenarlı mercekle çözebilirim. Buraya bir ince kenarlı mercek koyarsanız gönderdiğiniz ışın mercek tarafından önce bir yakınlaştırılır. Sonra sizin göz merceğiniz tarafından bir daha yakınlaştırılır ve düşmesini istediğiniz yere düşer. Aynı şekilde bu arkadaş bizim gözlüğümüz tarafından onun merceği tarafından yakınlaştırılır. Sonra göz merceğim tarafından bir daha yakınlaştırılır ve düşmesini istediğim yere düşer. Yani ben ince kenarlı bir mercekten yardım alarak yani bir gözlük takarak göz merceğimin yapamadığı şeyi daha da yakınlaştırma işlemini yapıyorum ve görüntüyü net görüyorum bu hipermetropluktur. Etrafımızdaki gözlüklü insanların miyop mu hipermetrop mu olduğunu onlara sormadan anlamanın size bir taktiğini söyleyeceğim. Bakın miyopluk kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Hipermetropluk ince kenarlı mercekle düzeltilir. Kalın kenarlı mercek görüntü oluştururken cisimleri küçültür. İnce kenarlı mercek ise önceki videoda da öğrendiğimiz gibi büyüteç görevi görebiliyordu. Cisimleri büyütür daha büyük görüntüler elde etmemizi sağlar. Gözün önünde kalın kenarlı mercek var. Gözlük takmış arkadaşımız olsun bu. Biz de buradan bakıyoruz. Gözlüğünün içerisinden arkadaşımızın gözüne bakıyoruz. Dolayısıyla bu bir cisim şu an bizim için. Az önce simülasyonda, deneyde gördük. Kalın kenarlı mercek cisimleri ne yapar? küçültür ve görüntüyü öyle oluşturur. Dolayısıyla bu göz eğer bir cisimse, buradan bakan göz daha küçük bir göz görecektir. Cisim ve görüntü aynı tarafta, az önce simülasyonlarda gördüğümüz gibi daha küçük ve düz bir görüntü elde ettik. O yüzden miyop insanların gözlüklerinin arkasından onların gözlerine baktığınızda daha küçük gözler görürsünüz. Bakın sağdaki ve soldaki fotoğraflara dikkat edelim. Adamın gözlerinin boyutlarına dikkat edin, şakaklarına dikkat edin. Burada da gözlük takmış halini görüyorsunuz. Şakakların nereye geldi Dikkat edin gençler, normalde olması gereken yer şurada bir yerde iken daha yakında böyle daralmış gibi duruyor. Niye? Çünkü bu merceğin arkasında kalan şeyler küçültüldü mercek tarafından da ondan. Çünkü bu mercek bir kalın kenarlı mercek. Çünkü bu arkadaş bir miyop gençler. Dikkat ederseniz gözlerin boyutlarının da küçüldüğünü görüyoruz. İnce kenarlı mercek takmış bir göze bakıyoruz. Biz buradan bakıyoruz. Gözlüğün arkasındaki göz bizim için şu an bir cisim vazifesini görüyor. Bu ince kenarlı merceğin atıyorum odağı burada bir yerde ise cismimiz yani bu göz odakla mercek arasına girmiş durumda. Ne yapıyordu? O zaman bu bir büyüteç olmuş oluyordu. Buradaki gözü olduğundan daha büyük gösteriyordu. Sanal gösteriyordu ki biz zaten merceğin içinden bakarak algıladığımıza göre muhtemelen sanal bir görüntü görüyoruz. Kalın kenarlı mercekte olduğu gibi. Bu fotoğraftaki kadın bir ince kenarlı mercek takmış çünkü gördüğünüz gibi gözleri baya büyük duruyor. Gözlerden anlayamasak bile hocam belki orijinal boyutu öyle gözlerin deseniz bile şu şakak kısımlarına dikkat edin gençler. Normalde burada bir yerde olması gereken şakak daha böyle sağa kaymış, kalın kenarı da içeri kaymış, daralmıştı burada iyice genişlemiş çünkü aslında bir büyüteç takmış gibi düşünebilirsiniz. Yaşlıların yakın gözlükleri de aslında birer büyüteçtir, hipermetroplukla bir benzerlik gösterir çünkü gençler hipermetroplarda ne oluyordu? görüntümüz olması gerekenin arkasında oluşuyordu. Bu nasıl olabilir? Gözünüz dar olabilir. Burası dar olduğu için olabilir ya da sizin merceğiniz ışığı kıramıyordur. Esneyip odak uzaklığını değiştiremiyordur. Işığı olması gerekenden az kırarsa daha uzakta görüntü oluşturur. Yaşlarda bu merceğin esnekliği bozulduğu için görevini yerine getiremiyor, ışığı kıramıyor. Görüntü uzakta. Onu yakına getirmem lazım. İnce kenarlı mercekle o ışığı toplamam lazım. O yüzden babaannenizin, dedenizin yakın gözlükleri aslında birer büyüteç gençler. Merceklerin başka kullanıldığı yerler mikroskop Dürbünler. Teleskoplar. Bunların üçünü bir arada anlatabiliriz. Çünkü hepsi temelde aynı şeyi yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Bizim görüntümüzü büyütüyorlar. Cismim şuysa bu arkadaşlar sayesinde biz bunu daha büyük algılıyoruz. Daha yakındaymış gibi görüyoruz. Bunlarda mercekler kullanır, aynalar kullanılır, bilimum optik araçlar kullanılır. Temel mantıkları şu gençler örneğin mikroskoba bakalım. İki tane ince kenarlı mercek konulmuş. Bu bizim cismimiz incelediğimiz şey. İncelediğimiz şeyin önünde bir mercek var. Bir de bizim baktığımız yerde bir mercek var. Bunların ikisi de ince kenarlı mercek. İnce kenarlı mercek videosunu hatırlayın gençler. Bizim cismimiz şu an diyelim ki 1.5 f'de ise görüntümüz 3 f'de bir yerde çıkacak. Daha uzakta ters ve daha büyük çıkacak yani burada bir büyütme işlemi yaptık aslına bakarsanız. Fakat ben bunu daha da büyütmek istiyorsam bir mercek daha koyarım. Ama burada şöyle bir durum var. Burada bu mercek sayesinde oluşturduğum görüntü ikinci merceğimin odağıyla mercek arasına düşüyor. Bu da ince kenarlı mercekteki istisna durumu büyüteç durumunu oluşturuyor. Bu arkadaşın bu mercekteki görüntüsü cisimle aynı yönde çok daha büyük elde ediliyor. Dolayısıyla bu göz gençler büyütülmüş bir görüntü görüyor. Işınlar olarak baktığınızda da bir tane paralel göndermiş mercek kırmış buraya götürmüş bir tane optik merkeze göndermiş direkt doğrultu değiştirmeden yoluna devam etmiş sonra burada bir daha kırılmış burada bir daha kırılmış bu göz ne zannedecek? Bu kırılan ışınların doğrultusundan geliyormuş zannedecek ve dolayısıyla bu görüntüyü algılayacak diyebiliriz. Teleskoplarda da aynı şey var. Kabaca aynı şey var. Yine iki tane ince kenarlı mercek kullanabiliriz. Teleskoplarda biz uzaya bakıyoruz. Uzaydaki gök cisimlere yani çok uzaktaki cisimlere baktığımız için gördüğünüz gibi paralel ışınlar göndermiş. Mercek kırmış. Paralel gelen ışınlar normal şartlar altında odakta noktasal görüntü oluştururlar. Ama siz nereye bakıyorsanız bakın sonsuza bakmıyorsunuz. O daha çok yakın, küçük ve ters bir görüntü elde ediyorsunuz. Bu elde ettiğiniz görüntü de ikinci merceğin odağıyla kendisi arasına düşerse buradaki durumun aynısı olur. İstisna durum olur. Büyüteç görevi olur. Buradaki cisim çok daha büyük bir görüntü oluşturur diyebiliriz. Buradaki ışınları da takip edebilirsiniz. Paralel gelmiş, paralel gelmiş, kırılmış, buraya gitmiş. Tepe noktasına geldiği için aynen devam etmiş. Sonra burada bir daha kırılıyorlar. Bir daha kırılıyorlar. Göz sanki bunlar buradan geliyormuş gibi algılıyor. Mikroskopta da, teleskopta da, dürbünde de benzer mantıklar var. Tabi bütün teleskoplar böyle çalışmıyor gençler. Farklı çeşitleri var. Aynalı teleskoplar var. Ama mercekli versiyonlarını böyle anlatabilirim. Önceki videomuzda da konuştuğumuz gibi büyüteç bir ince kenarlı mercek gençler. Eğer sizin cisminiz mercekle o merceğin odağı arasına sokulursa görüntünüz cisimle aynı tarafta düz ve sanal oluşur. İnce kenarlı mercekle hep ters oluşuyordu, hep gerçek oluşuyordu. Bir tek odakla merceğin arasına girdiğimizde böyle bir şey oluyordu ışınları da çizersek bir tane paralel göndermiş, odaktan geçirmiş, uzantısı böyle gidiyor. Bir tane optik merkeze göndermiş, uzantısı böyle gidiyor. Uzantılar burada kesişip şöyle kocaman bir görüntü oluşturuyorlar gençler. Fotoğraf makinesi ve kameralarda da mercekler kullanılıyor. Aslına bakarsanız gözün yapısının aynısı. Göz dediğimiz şeyin merceği bir ince kenarlı mercekti. Gelen ışınlar bu mercek tarafından toplanıyorlardı. Bu ışınların toplandığı yerde bizim görme merkezimiz, dolayısıyla beyinle bağlantımız beynin algı söz konusuydu. Fakat fotoğraf makinesinde ya da kamerada burada ışığa duyarlı filmler var. Bu filmler üzerine düşürülüyor ve görüntü oluşturuluyor. Dolayısıyla şu lensler ki fotoğrafçılıkla ilgili olanlar bunu bilir. Çeşit çeşit lensler vardır. Lenslerin değerlerine göre görüntüler de değişir. İşte bu lenslerin her biri ince kenarlı mercek gençler. Kalın kenarlı merceğin odak noktası F'tir. Buna göre asal eksenle aynı açıyı yapacak şekilde gönderilen A ve B ışınları ile asal eksene paralel gelen C ışının mercekte kırıldıktan sonra izlediği yolları çiziniz. De. Demiş. Bu bir kalın kenarlı mercek, asal eksene paralel gelen ışın dağıtılır gençler. Dolayısıyla paralel geliyorsam, orijinal rotam buysa, uzantım odak olacak şekilde kırılıp dağılıp yoluma devam ederim. B ışını bunun tam tersi yani bu adam odağı hedefleyerek gelmiş. Yani tersten düşünürsem şöyle odağı hedefleyerek gelirsem bu sefer paralel giderim. O yüzden B ışını odağı hedefleyerek geldiği için asal eksene paralel bir şekilde yoluna devam eder diyebilirim. A ışınına bakıyorum. A ışını 2F'i hedefleyerek gelmiş. Bu adamın orijinal rotası bu. Diyelim ki unuttunuz nereye gideceğini bilmiyorsunuz. Yani bu tarafa çizmek toplamak demek. Asal eksene yaklaştırmak demek. E ne yapacaksın? Uzaklaştıracaksın. Orijinal rotadan daha uzağa çizeceksin. E 2F 2 kuralı dolayısıyla uzantı 2f olacak şekilde şöyle kırılır yoluna devam eder diyebiliriz Şekildeki düzenekte x ve y bölgelerine mercek yerleştirilmiştir. I ışının izlediği yola göre x ve y bölgelerindeki merceklerin cinsi nedir demiş gençler. Tamamen ışığı toplayıp dağıtma özelliğine göre bunların türünü anlayabiliriz. Bakın ışığımız gelmiş böyle gitmesi gerekirken ne olmuş bu adam? Asal eksene yaklaşmış, düz gitmiş. Asal eksen şu kesikli çizgi paralel gitmiş. Işığı toplamış diyebiliriz. O zaman x bölgesindeki optik aracımız bir ince kenarlı mercektir. Işığı toplamıştır. Asal eksene paralel gelen ışın Y bölgesinden geçerken dümdüz gitmesi gerekirken ne olmuş? Asal eksenden uzaklaşmış yani dağıtılmış. O zaman burada bir kalın kenarlı mercek vardır diyebiliriz. Evet mercekleri bitirdik. İnce kenarlı ve kalın kenarlı mercekleri içeren bir soru çözüm videosu yapacağız. Takıldığınız yerleri alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.